Sevgili arkadaşlar, gastroenteroloji spotlarının ikinci seansıyla birlikteyiz. Evet. Kolonoskopide, sigmoid ya da rektumda 1 santimetrenin altında hiperplastik polip saptanırsa bu hastada sürveyansı nasıl yapmalıyız bundan sonrası için? 10 yıl sonra kolonoskopi yapılması yeterli. Kolonoskopide displazi olmayan, altını çizelim, sesil ya da serrat polip, adenomatoz polip saptanırsa 5 yıl sonra kolonoskopi yapmamız yeterli oluyor. Sesil, serrat, adenom ya da polip saptamışız. Polip 10 milimetreden büyükse, displazi varsa ya da sayıları 2 ya da daha fazlaysa 3 yıl sonra kolonoskopi yapmamız uygun oluyor. Bir adet birinci derece akrabamızda 60 yaşın üzerinde kolon kanseri ya da ileri evre polip saptanmışsa displazileri olan 40 yaşından itibaren 10 yılda bir kolonosopi olmamız öneriliyor. Yine bir adet birinci derece akrabamızda 60 yaşının altında kolon kanseri ya da ileri evre polip saptandığı zaman 40 yaşından itibaren 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmamız öneriliyor arkadaşlar. Ya da bu akrabamızın tanı aldığı yaştan 10 yıl öncesi. Atıyorum akrabamız 45 yaşında kolon kanseri oldu, dayımız oldu diyelim. Bundan 10 yıl önce ya 35 yaşında ya da 40 yaşında oluyor. 35 yaşını kabul edeceğiz. Yani siz de o zaman 35 yaşından itibaren başlayarak 5 yılda bir kolonoskopi olacaksınız. Peki iki adet birinci derece akrabamızda herhangi bir yaşta bu sefer yaşa bakmıyoruz sayımız ikiye çıktığı için birinci derece akrabalarda kolon kanseri ya da ilerlemiş polip varsa 40 yaşından itibaren yine 5 yılda bir kolonoskopi ya da akrabanın yaşından 10 yıl önce hangisi daha erken oluyorsa o şekilde tarama programına başlıyoruz. Bakın dikkat ettiyseniz bir birinci derece akrabamızda 60 yaşın altında ya da iki akrabamızda süresi belli olmayan yani herhangi bir yaşta kolon kanseri geliştiği zaman uygulamamız aynı. 40 yaşından itibaren 5 yılda bir ya da akrabamızın tanı yaşından 10 yıl önce taramaya başlıyoruz arkadaşlar. İkisi aynı riski sunuyor bize. Odinofaji var aslında da. Ne demek odinofaji? Yutarken ağrı. Disfaji ile karıştırmıyoruz bunu. Ağrılı yutmaya odinofaji deniliyor. Gastroözofaji reflü hastalığında odinofaji beklemeyiz. Büyük ülserler vesaire komplike olmadan. O, o neden odinofaji gördüğümüz zaman hap özofajiti, pil özofajitis deniyor ya da enfeksiyöz özofajit. Enfeksiyöz özofajit genellikle kandida, CMV, ya da HSV virüsleriyle ortaya çıkıyor. Baryumlu grafiği günümüzde yerini büyük oranda endoskopiye bıraktı. Neden? Çünkü mukozayı göstermede sensitivitesi yüksek değil. Örnek alma şansımız yok. Ancak endoskopiden hassas olduğu bir alan var. Bu da özofagiyel striktürlerin tespiti. Özofagusta aralıklı olarak gıda takılması, özellikle et yediği zaman boğazda takılma olması durumunda Buna Stickhaus sendromu da deniyor et nedeniyle olduğu için. Şatski halkası olabileceğini düşüneceğiz arkadaşlar. Özofagus'un alt ucunda olur Şatski halkası. Özofagus'ta divertiküller olabiliyor. En sık izlenen özofagus divertikülü zenker divertikülü. Hipofaringel divertikül de deniliyor. Bakın burada yukarıda proksimalde. Krikofaringeos kasındaki gevşeklik nedeniyle ya da güçsüzlük nedeniyle oradan bir balonlaşma oluyor. Para divertiküllerin özofagusun orta kısmında karinaya yakın bölgede olduğunu görüyorsunuz. Bir de epifrenik divertiküller var. Bakın zenker %70'ini oluşturuyor. Daha sonra orta bölgedeki para divertiküller. Daha sonra en azı da alttaki diyafram komşuluğunda olan epifrenik divertiküller. Özofagusta epifrenik divertiküllerin sebebi. Bakın şuradaki divertiküllerin sebebini konuşuyoruz. Akalazi olması, Özofagus'un hiperkontraktil bozuklukları, distal özofagusta da striktür. Yani bu bölgede basıncı artıran sebepler aslına bakarsanız oradaki balonlaşmaya neden oluyor arkadaşlar. Özofagus'un en sık izlenen konjenital anomalisi, özofagiyel atrezi. Çoğu zaman trakiyozofagiyel fistüllerle beraber oluyor. Akalazya'da bildiğiniz gibi ganglionlarda hasar var aganglionik bir e, alt özofagus mevcut. Bu ganglionlar hem nitrik oksit ganglionları hem de kolinerjik ganglionlar. Nitrik oksitler inhibitör, kolinerjikler ise eksitatuar ganglionlar olarak kabul ediliyor. Akalazya'yı biliyoruz. Peki püsodo akalazya ne? Akalazya'yı klinik olarak taklit eden, disfaji yapan, belki e, direkt grafide de taklit eden bir tablo. Özofagus'un tümörle infiltrasyonu sonrasında oluşuyor. Akalazya'da da olay Lower Esophageal Sphincter'de ve Alt Esophagus'ta olduğu için Pseudo da takdir edersiniz ki bu bölgenin tümörlerinde oluşacak. Bu nedenle en sık gastrik fundus ve distal özofagus tümörleri tarafından oluşturuluyor. Akalazya tanısında endoskopinin primer rolü yok arkadaşlar. Bunu vurgulamak istiyorum. Endoskopinin primer rolü yok. Belki ayrıcı tanıda yardımcı olabilir. Baryumlu grafi ve özofagiyel manometri tanıda daha önemli araçlarımız. Hastamızda non-kardiyak yani kalbe bağlı olmayan göğüs ağrısı var. Baryumlu grafi yaptık. Bakın tribüşon gibi ya da kork sıkıyor, kork sıkıyor ya da tribüşon özofagus dediğimiz bir tablo gördük. Bu durumda ne düşüneceğiz? Diffüz özofagiyel spazm düşüneceğiz. Gaströzofagial reflü hastalığı için bir sürü predispozan faktörümüz var. Ancak koruyucu bir faktörümüz de var. Bu nedir? H. pylori enfeksiyonu. Gastrit sonrasında midede asit salınımının azalmasına sebep olması nedeniyle gastroözofajal reflü sıklığı bu hastalarda azalıyor. Gastroözofajal reflü hastalığının en önemli semptomu bildiğiniz gibi pirozis ya da İngilizcesi heartburn. Ağzı acı su gelmesi ve su e, sternal yanma hissi. Ancak özofagus dışı olan bazı bulgularla direkt ilişkisi gösterilmiş reflü hastalığının. Bunlar kronik öksürük. Bu sebeple kronik öksürük olan hastalarda ampirik olarak PPI reçet edilip cevabına bakılabiliyor. Larenjit, astım, özellikle gece öksürüğünü arttıran astım, gece astımı ve diş çürükleri arkadaşlar. Kastrozofaja reflü hastalığıyla direkt bağlantılı ekstra gel semptomlar. Yüksek dereceli displazisi olan Barrett özofagusunda tedavi nasıl? Eskiden cerrahi öneriliyorken günümüzde endoskopik mukozal ablasyon tercih edilen tedavi şekli. Uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanan hastalarda bazı yan etkiler görebiliyoruz. Clostridium difficile enfeksiyon riskinde artma var. Çünkü mide asiditesini azaltıyoruz. Hipomagnezemi Önemli. Magnezyum genellikle gastrointestinal sistem yolundan kayba uğruyor. B12 eksikliği ve demir eksikliği. Çünkü bunların mideden emilimlerinde azalmaya sebep olabiliyor ve akut interseksal nefrit, özellikle son zamanlarda akut interseksal nefritin en çok bildirildiği ilaç grubunu PPI'ler oluşturuyor arkadaşlar. Omeproluyor. Burada çok sık görmeye başladık. Eozinofilik özofajit, özofagusun eozinofillerle e, ...infiltre olduğu bir e, özofajit tipi. Bu hastalığın tedavisinde eosinofillerin steroidlere çok hassas olması nedeniyle... ...topikal kortikosteroidler kullanılabiliyor. Ancak ilk önce genellikle proton pompa inhibitörleri deneniyor. Bunlar hastaların %50-60 kadarında tek başına başarılı olabiliyor. Buna eliminasyon diyeti, yani atopik bünyelerde alerji yaptığını bildiğimiz... ...diyet ögelerinin diyetten çıkarılması, elimine edilmesi ya da topikal kortikosteroidlerle tedaviye devam edebiliyoruz yanıt vermeyen hastalarda. Kandida özofajitinde hasta odinofaji ve disfaji ile geliyor. Muayenede ağza baktığımız zaman oral tıraş ya da pamukçuk görüyoruz. Pamukçuk, beyaz plaklar görüyoruz. Tedavide ne veriyoruz? Oral flukonazolle tedavi ediyoruz. Burun ya da dudakta uçuk olan bir hasta bize odinofajisi olduğunu söylüyorsa özofagusta ülserler olabileceğini, bunun da herpes simplex virüsü ait olabileceğini düşünmeliyiz. Endoskopi yaptığımızda yüzeyel ülser ve veziküller olduğunu göreceğiz. Ülser kenarından biyopsi yaptığımızda tipik olarak ground glass ya da buzlu cam nükleusları, eosinofilik kavdri, tipa inklüzyonları ve dev hücreler görmemiz son derece tipik. Peki hastamızın odinofajisi var. Üst endoskopi yaptık, özofagusun distal kısmında büyük serpinjinoz ülserler saptadık. Ne düşünelim? CMV ya da CMV özofajiti düşünelim. Biyopsiyle nasıl tanı koyacağız? Kesin kanıtlayacağız. Büyük stoplazmik ya da nükleer inklüzyon cisimcikleri olmasıyla tanıyı koyacağız. Hastamızın kusması var, büyüs ağrısı var ve subkutan anfizemi var. Bu triyada ne diyoruz arkadaşlar? Makler triyadı diyoruz. Neyi gösteriyor? boer have sendromunu gösteriyor. Özofagus'un mide bölgesinde yakın yerlerden perfore olmasını anlatıyor boer sendromu. Boer have şüphesi olan bir hastada medyastinal havayı göstermek tanısal açıdan oldukça önemli. Bunu tespit etmede de en hassas testimiz bilgisayarlı tomografi. Hap özofajiti ya da pill induced özofajitisin en sık yerleşim yeri özofagus'ta arkadaşlar. Özofagus'un aort ve karinayı çaprazladığı yer olan orta özofagus bölgesi. Yine pil hap özofajitine en sık neden olan ilaçlar tetrasiklinleri mutlaka aklınıza getirin. Kenidin, fenitoin var. Potasyum klorür her zaman mideye ve özofagusa iritandır. Demir çoğu hasta gastrointestinal semptomlar tarif ederler. Non-steroidler zaten bu açıdan meşhur. Biz fosfonatlarda da önemli özofajit yapıcı etki var. O nedenle ne diyoruz? Hastalar e, ilaçlarını aldıktan sonra yatay olarak uzanmamalılar ve bol su içmeliler. Yani ilacı içti tekrar yatma yok en az yarım saat 45 dakika. E, çünkü oldukça eğer özofajit yapışırsa büyük ülserlere neden olabiliyor. Castro'nun ikinci seansını hallettik arkadaşlar. Smartus.com TRD 10 soruluk dahiliye e, soruları. Gastro, nefro, endokrin, enfeksiyon, göğüs ne ararsanız. Aynı zamanda full denemeler olacak. Denemeler koymaya başladık arkadaşlar. E, yakında yayına açacağız. Lütfen ziyaret edin. Bol miktarda ücretsiz free soruya ulaşın. Herkese başarılar kolay gelsin diliyorum. Görüşmek üzere.